Tekrar selamlar. Şimdi City Hall tarafında bir metrodan çıktık, istasyondan. Biraz yürüdük, video çektik, fotoğraf çektik ve Myeongdong ve merkez tarafına doğru devam edeceğiz. Yürüyüş yapacağız. Bu yolda beraber yürümek istedim. Çünkü şehir çok güzel gözüküyor şu an ışıklandırmayla. Hava her ne kadar hala kötü olsa da, yani bence kötü. Böyle çok sinir bozucu yağmur devam ediyor. İnce ince böyle püsküre püsküre ve hava iyice soğudu. Şimdi şu ışığı kaçırmadan karşıya geçelim. Son yürüyüş videomuz olsun dedim. Hem biraz değerlendirme yaparız. Hem de beraber bu güzel yolda yürümüş oluruz. Benim çok hoşuma gitti Seul. Genel olarak güzel bir şehir. Yani havası dışında. Şimdi bu kuzeyin etkisi mi bilmiyorum ama mesela biz ilk Hong Kong'a geldik. Japonya, sonra işte Kore. Böyle insanların hani yani güzellik olarak ratelesek bence Koreliler topta, yani en iyi Koreliler bence. Ya bu tabii çok subjektif ama Japonlar böyle biraz daha ince, biraz yüz hatları daha kemikli, belirgin. Koreliler daha tombul, kısa ama bence daha bir tık daha iyiler yani. Yani Hong Kong tarafını çok söylemiyorum, erkeklere özellikle kötü yani. Şimdi Myeongdong Caddesi'ne yakın bir yere geldik. Sol tarafımızda Lotte Plaza ve Department Store var. Yani alışveriş için yine tax free oluyor. Belirli bir rakamın üzerinde. Özellikle kozmetik için biliyorsunuz burası çok popüler. Ama fiyatları karşılaştırırsak yani hemen hemen Japonya ile aynı. Ürünler de benzer ürünler, zaten aynı şeyler. Buranın kendine az birkaç tane daha markası var sadece. Bilenler zaten araştırıp buraya gelip biliyordur yani. İşte Natural Republic var, Misha. Fiyat olarak Kore yine bir tık pahalı geldi. Yani Japonya'dan bence şöyle çok az daha pahalı. Ama yine de sanıyorum ki İstanbul'dan yani ya aynıdır ya ucuzdur. İşte kahveyi 1 dolara da bir coffee shop'ta içebiliyorsunuz. Öyle yerler de var. Sabah özellikle gösterdim o ilk videoda. Bir önceki videolarda vardı. Yani 1500 mesela won'a da kahve içebileceğiniz yer var. 6000, 7000 won'a da kahve içebileceğiniz var. Yani 1 dolarla ortalama 3,5-4 dolar arasında kahve fiyatları değişiyor. Hemen hemen Türkiye ile aynı. Yeme içme de o şekilde. O noktada belki Türkiye'den bir tık daha uygun oluyordur. Yani fiyat performans açısından hani baktığınız zaman.
böyle büyük şehirlerde bu özellikle işte bu şekilde plazaların olduğu, gökdelenlerin olduğu kısımda, downtown bölgelerinde bu şeyi çok seviyorum yani. Bu tam böyle işte gün batım saati. Havanın kararmasıyla beraber işte plazaların ışıkları ön plana çıkmaya başlıyor ve ambiyans çok hoş oluyor bence. Burası işte Lotte Department Store. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Bayağı bir kat var. Herhalde 14-15 katlıydı. Biz her katına hızlıca baktık ama pek de bir şey almadık. Karşıda Apple Store var. Burada da yine tax free bildiğim kadarıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Hatta internette araştırdığım zaman MacBook'larda en ucuz dünyada burasıydı. Asya seyahatimizin bugün son günü. Yaklaşık bir aydır turdayız. Bu yürüyüş videolarına ben Osaka'da başladım. Aslında daha öncesi de var. Okinawa'da. Okinawa çok ilginç bir yer. Yani orada da başlayabilirdim. Çok güzel. Öncesi Hong Kong'a gittik. Macau'ya gittik. Oralarla ilgili de videolar hazırlayacağım zaten. Ben bayağı bir video çektim orada. Ve fotoğraf çektim. Çok güzel fotoğraflar çektim. Onları da düzenleyip ekleyeceğim. Göz atarsanız sevinirim. Sıra sıra elimden geldiği kadar. Evet, şehir bilmiyorum kameradan nasıl gözükecek ama çok güzel gözüküyor şu an. Ambiyans çok iyi. Şu Lotte Department Store'da burası. Yani dev gibi bir yer. Bakın kaç katlı. Birazcık daha yürüyelim beraber. Biz bir aydır Asya turundayız. Dediğim ülkelere işte kapsayan bir tur yaptık. Her şeyi kendimiz planladık. Yani zor ama hemen hemen hiçbir aksama yaşamadık. Çok ufak tefek şeyler dışında. Her şey tıkır tıkır planında işledi. Uygun uçak biletleri buldum. Konaklamaları çok uygun, çok güzel fırsatlarda ayarladım. Çok da uyguna geldi bize bu bir aylık tur. Belki bir ay Türkiye'de harcadığımızdan yani alışverişimizle beraber yani işte hemen hemen benzerini harcamışızdır diyebilirim yani. Çok uygun alışveriş yaptık çünkü özellikle Japonya'da overall'da çok para harcamadan bir ay. Bazen güzel yerlerdeydik, bazen işte daha hızlı 7-Eleven tarzı convenience store'lardaydık. Onu güzelce dengeledik. Daha da bütçeli yine yapabilir, yani bir plan yapılabilirdi. Biz genelde tabii ki eşimle olduğumuz için budget otellerde kaldık ama işte genelde 3 yıldızlı.
En aşağı. Ya bundan da daha uygunu yapılabilir. Yeter ki insan istesin, araştırsın. Şunu da eklemek istiyorum. Yani tabii ki belirli bir bütçe gerektiriyor yani bu büyük bir tatil planlaması bir aylık ama yani öyle işte çok hani buraya gelin geldiğimizi görünce şey algısı oluşabiliyor yani bu insanlar ne kadar işte zengin, varlıklı falan. Yani bu öyle de olabilir de olmayabilir de ama hani her bütçeye uygun tatil yapmak bence yurt dışında artık şey değil. O eskiden de çok fazla seçeneğiniz var. Yani şöyle taksiye de binebilirsiniz havalimanından gelirken, bütçenize bağlı. Otobüse de binebilirsiniz, trene de binebilirsiniz. Yani çok alternatifiniz var, onu söylemeye çalışıyorum. Uçakta da öyle. Yani business'la uçabilirsiniz, ekonomiyle uçabilirsiniz, aktarmalı uçabilirsiniz. Farklı farklı kampanyaları yakalayabilirsiniz. Konaklamada da öyle. Bu tamamen sizin araştırmanıza ve planınıza ayırdığınız zamana, bütçenize bağlı. SK Tower'da ünlü bir bina, şu karşıda gördüğünüz. Evet, biz birazcık daha yürüyeceğiz. Biraz daha fotoğraf ve video çekeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz ve otelimize gideceğiz. Artık toparlanma zamanı. Şunu söyleyecektim Asya ile ilgili son olarak. En önemli değerlendirme, biz bir aydır buradayız. Hiçbir olayla karşılaşmadık, hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşamadık. Hiç yani bir ben... Çok benim bu Kore'ye bu arada 30. ülkem. Yani ben yeni bu video işlerine giriştim ama yani şey gibi algılanmasın lan eline kamerayı alan da işte vlogger oluyor. Hayır ben yani yıllardır gezen bir insanım. Dediğim gibi 30. ülkem bu benim. Bu sefer bu gezide böyle bir video işine de kalkışmak istedim. Umarım altından kalkabilirim. Yani Asya çok güvenli. Ben genel Güney Asya'ya da çok gittim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım yine. Her zaman böyle yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir taşkınlık görmedik, bir sorun görmedik. Bir aydır buradayız. Yani bu yönü çok iyi, çok güvende hissediyorsunuz kendinizi. Evet, veda vakti. Burada durdum, buradan veda etmek istedim. Bu yürüyüş videolarımda beni yalnız bırakmadınız. Birlikte yürüdüğünüz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha ileride yine yeni seyahatlerde görüşürüz. Güney Kore'nin başkenti Seul'den çok selamlar, saygılar.